dolara ne oldu bu hafta? 7'nin altından 7.40'lara, oradan 7.24'lere bu fotoğrafı da ilave ederek değerlendirirseniz sevinirim Selçuk. Ya şöyle, dolar artık dalgalanmaya başladı. Bu hayra alamet değil, bir kere bunu söyleyelim. Yani dolar tutmak mümkün değil. Öyle ya da böyle piyasa dengeleriyle buluşmak zorunda kalacak. Yani çift tanede doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Bunun kaçarı yok artık. Öbür taraftan faiz indirimleri kaçınılmaz. Yani önümüzdeki dönemde ciddi bir faiz indirimi durumu söz konusu olacak. Amerika tahvil faizlerine müdahale etti. Tahvil faizleri bir miktar düştü. 0.30 oranında falan düştü. O nedenle zaten bir anda dolar biraz daha geriye geldi. Ama nereye kadar müdahale edeceksin? Öyle ya da böyle Amerika'daki hazine tahvilleri yükselmeye devam edecek. Bu da doların gelişmekte olan ülkelerdeki yükselişini tetikleyecek. Çünkü Türkiye'den para çıkışı olacak. Diğer ülkelerden de olacak. Ama şimdi sadece biz gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışına bağlı olarak Türk lirasının değer kaybetmesini yaşamıyoruz ki. Türk lirası işte Türkiye'nin makroekonomik sıkıntılarından dolayı da yükseliş eğiliminde. Şimdi bunu baskılamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yüksek faiz ortamına girdiler ama gördüler ki şu son operasyonda, yani Amerika hazine tahvillerinin yükselme ortamında gördüler ki gelişmiş olan bir ülkedeki faizler azıcık yukarıya doğru çıktığı an itibariyle gelişmekte olan ülkeler isterse %50 yapsın faiz ortalamasını, yine de bu para burada durmuyor. Kaçıyor abi, güvenli liman arıyor. Adam şöyle yapıyor hesabını. Şimdi Türkiye'ye bakıyor. Reel faiz %2. İyi, yani iyi bir kazanç. Ama Amerika'daki faiz %1'e yaklaştığı zaman ya da %1'i geçtiği zaman, yani bir puan için Türkiye'de mi kalırım, Amerika'da mı kalırım hesabını yapıyor. Amerika'da kalmayı tercih ediyor. Daha güvenli. Dolayısıyla hani kur riski ortamı yok, dalgalanma yok, ekonomiyle ilgili teşvikler daha fazla, sıkıntı daha az. Amerika'ya gitmeyi tercih ediyor. Bunu sadece Türkiye bazında da yapmıyor. Öbür taraftan Türkiye'ye bakıyor abi, CDS'i 300'ün üzerinde ve aşağıya doğru bir türlü inmiyor. Zaman zaman denese de kalıcı olmuyor. Dolayısıyla bunu riskli bir ülke sınıfına koyuyor. Kredi notlarına bakıyor. Her ne kadar birileri bas bas bağırıyor olsa da Türkiye'nin kredi notu yerlerde, çöp seviyesinde. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Ciddi bir düşüş var kredi notunda. Dolayısıyla Türkiye'den sürekli olarak para çıkıyor. Kısa vadeli borçlara bakıyor. Çok maliyetli. Demek ki Türkiye bu işi çeviremeyecek diyor. Bütçesine bakıyor. Bütçe sürekli olarak açık veriyor. Cari açığına bakıyor. Yani adam sadece bir şeyi baz almıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. 50 tane faktör var. Bunların hepsine bakıyor ve diyor ki Türkiye yatırım yapmak için kısa vadede hani böyle vurkaç yapmak için güzel bir ülke, ama iş sürekli yatırıma girdiği zaman, parayı uzun vadeli tutmaya geldiği zaman sakat bir ülke, sıkıntılı bir ülke diyor. Günlük alsatlarla vurabileceği vurgunu yapıyor. Ondan sonra da tekrar Türkiye'den kaçıyor gidiyor. Dolayısıyla işte doları bir bakıyorsun 6.90, bir bakıyorsun 7.40, bir bakıyorsun 7.26, bir bakıyorsun 8. Yani istikrarsız bir ekonomide istikrarsız bir döviz kuru olur abi. Bundan daha hani net anlatılamaz bu. Yani istikrarsız olduğuna sadece biz mi inanıyoruz ya da yabancılar mı inanıyor? Hayır, devletin en yakın müteahhitleri de inanıyor ki Avrasya Tüneli 11.5 lira abi. Demek ki 2-2-4. Yani Türkiye'deki işler sıkıntılı. Pardon, şunu bir eklemek istiyorum. Yani sonuç itibariyle abi bu işin uçarı kaçarı yok. Dolar yükselecek. Diğer taraftan altınla ilgili kaygılar vardı. İşte faizle ilgili müdahale sonrasında altın fiyatları bir miktar topladı. Altına yaradı. Ama esasen 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi temsilciler meclisinden geçmiş durumda. Tamam, senato riskli ama Amerika'da. O da öyle ya da böyle geçecek. Dolayısıyla altın fiyatları da yükselecek. Almayacağını abi, Türkiye yeniden işte yılın en iyi ihtimal ikinci yarısından itibaren yüksek kur ortamına girecek. Yanına bir de yüksek faiz, yanına bir de yüksek enflasyon, yanına bir de yüksek işsizlik. Bunun adı eşittir ekonomik kriz değil, ekonomik bunalımdır. Hayırlı uğurlu olsun. Peki, bununla ilgili iki konum daha var açmak istedim ama önce oğlum da bu konuyla ilgili bir
analizini almak isterim. Ben de belki programlarda yaptığım vurguyu tekrar yapacağım. Türkiye gibi ekonomik stabilitesi olmayan pozisyonda bir ülkede döviz tahmini yapmak fazlalıkla eşdeğer. Yani o kadar volatilite var ki ve o kadar haberlere karşı duyarlı bir kurumuz var ki en ufak bir haberde yukarı aşağı hareket etmeye başlıyor. Ondan dolayı ciddi anlamda dışarıdan çok etkileniyoruz. Yurt içinde de faize çok hassasız. Yani faiz oranımız yüksekken sakinleşen bir döviz kuru faiz indirimine gitmeye kalktığımız zaman tekrar alevleniyor, yükseliyor. Ondan dolayı yani döviz kuruyla ilgili gelecek tahmini artık baya baya zor. Şimdi tabii beklenen bir o 1.9 trilyon doların açığa çıkmasından sonra Amerika'da o paranın bir kısmının Türkiye'ye geleceği tevatürü var. İşte o paranın gelmesiyle birlikte döviz tekrar aşağı seviyelere gelecek deniyor. Ya bu da bir teori tabii ama pratikte hayata geçer mi? O paradan gerçekten bir kısım Türkiye'ye gelir mi? Yoksa Türkiye daha riskli görüldüğü için Türkiye'den para mı çıkmaya başlar? Bunları birlikte yaşayıp göreceğiz ama şu anda ben açıkçası dövizle ilgili Selçuk kadar net konuşamıyorum. Yani burası Türkiye, her şey mümkün, her zaman her şey olabiliyor. Onun için dalgalı seyir devam da edebilir, buralarda da kalabilir. Onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Altınla ilgili de evet, o 1.9 trilyon dolar ortaya döküldükten sonra bir kısmı altına gidecektir o paranın ve altını yukarıya 2000 dolarlı seviyelere veya üstüne itme ihtimali mümkün. Ama işte herkes bu parayı bekliyor. O paradan şekillenecek yeni dünya ekonomisinin nasıl olacağını bekliyor. Senato'dan geçecek mi geçmeyecek mi belli değil. Ama geçme ihtimali yüksek. Geçerse bu paranın nerelere doğru evrileceğini hep beraber göreceğiz. Hemen orada bıraktığın yerden alayım. Bir kere bu para ne bize ne başkasına gitmeyecek. Çok net söyleyeyim yani 1.9 trilyon dolar eğer geçerse nereye gideceği çok belli. Kalem kalem belli. Yani Amerikan hükümeti bunu açıkladı. Alın fonlar size para falan filan diye bir para verilmiyor. Şimdi bu satılıyor. Finans piyasaları buradan bir hikaye yazıyor ama böyle bir durum yok. 1 trilyon doları vatandaşa hibe niteliğinde verilecek. Bunun diğer kalan yani 900 diyelim yarısı küçük işletmelere hibe olarak verilecek. Krediden bahsetmiyorum. Hibe olarak verilecek. Bir diğer yarısı yani işte 400 küsür milyar doları da pandemiyle veya işte sağlık sıkıntılarıyla ilgili mücadelede kullanılacak. Yani öyle satıldığı gibi bu para geçerse dünyada parasal bolluk olacak falan filan yok. Bunun sağlamasını nereden yapıyoruz? Daha önce Amerika'da 4, Avrupa Birliği'nde de yanlış hatırlamıyorsam 2 trilyon dolar hibe niteliğinde dağıtıldı. Birincisi öyle gelişmekte olan ülkelere falan gitmedi. İkincisi özellikle Amerika'daki eğilimlere baktığında o 1 trilyon doların ya geçim için harcadığı insanlar, pardon 4'ün onlara düşenini ya da altına yatırdılar. Yani acil geçim ihtiyacı olmayanlar da altına yatırdılar ve altınla ilgili dünyadaki o risk algısının bir yansıması, güvence olarak yatırdılar. O yükselişe neden oldu. Yine bunun altını çizelim. Şimdi de hatta yine altına yatırılmasın diye bir Bitcoin goygoylaması var. Amerika'da Bitcoin goygoylaması var. Türkiye'de de Bitcoin'i biraz gazlayalım ki şu döviz mevduat hesapları bozulursa biraz da arkadan güvensizini salarız. Ya döviz mevduatından TL mevduatına gider ya da işte gider ev alır hesabına bir oyun oynanıyor. Yeter ki dolar almasın oyunu oynanıyor. Fakat çok enteresan. Son süreçte bütün bu baskılara speküle edilerek doların baskılanmasına ve fiyatının aşağı çekilmesine rağmen döviz mevduatlar bozulmuyor. Yani öyle dramatik ölçülerde bozulmuyor. Bozulanlarda da
vatandaş bozdurursa şirketler alıyor çünkü dövize ihtiyaçları var. Yani orada da istenen hesap tutmuyor arkadaşlar. Ve Türkiye'nin döviz ihtiyacını veya dolar kurunu bir ganyan bayiinde durum ne olacak gibi algılamaktan çok Türkiye'nin ihtiyacı olan dolar ve elinde olmayan dolar üzerinden okumak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim neticede 200 milyar doları aşkın nakit paraya ihtiyacımız var. Bu serseri niteliğinde gelmiş 15-20 milyar dolarla döndürülecek bir hikaye değil. İkincisi o bozdurulanların yani vatandaşın bozdurduğu kısımdan bir bölümünde kamu bankalarının hemen aldığını görüyoruz. Enteresan değil mi? Sonra Yiğit Bulut Efendi çıkıyor diyor ki o diyor Türk lirasına yatırım yapanlar 30 yıldır karda. O zaman niye 2 liraya düşecek diye bas bas bağırdın kardeşim 4.5'lardayken. Pardon 3.5'lardayken. Dolar 2 liraya düşecek dedi. Sonra dolar aldı başını gitti. Yiğit Bulut toz. Yok ortada. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuzda bakın daha konuşmadığımız bir faktör var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Avrupa Birliği'ne atarlanması tesadüf olamaz.